Devam edeceğiz ama stüdyoda değil. Şimdi stüdyodan çıkacağız ve sizleri çok keyifli bir mekana götüreceğiz sevgili seyirciler. Cin Ali. Pek çok seyircimiz anımsayacaktır. Okuma yazmayı öğrendiğimiz o çizgi karakter. Onun yaratıcısı, o bir cumhuriyet projesi çünkü. Onun yaratıcısı köy enstitüsü mezunu bir öğretmen Rasim Kaygusuz. Kendisi bu dünyadan göçtü gitti ama anıları hala bizimle birlikte. Kızı Nevin Kaygusuz onun için bir müze açtı ve hala yaşatmaya o anıları bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Buyurun izleyelim. Sevgili güncel seyircileri, biz şu anda çok değerli, çok kıymetli bir mekandayız sizler için. Bakın arkamızda Cin Ali var. Hepimizin yakından bildiği, pek çok neslin okuma yazmayı sayesinde öğrendiği bir karakter Cin Ali ve bir proje aslında, bir cumhuriyet projesi. İşte bu eğitim neferi diyeceğim Cin Ali için. Onun yaratıcısı Rasim Kaygusuz Beyefendi. Çok kıymetli ailesiyle birlikte burada görebiliyoruz ve o çok kıymetli ailenin 6 yaşında son derece sevimli bir bakışla ekrana gülümseyen kızı Nevin Kaygusuz Apaydın. Biz bugün burada sevgili seyirciler Cin Ali Müzesi'nde hem onların konuğu olacağız hem de ekranlarınıza Cin Ali'nin öyküsünü konuk edeceğiz. Merhabalar, bu 6 yaşındaki kız çocuğu bugün babası Rasim Kaygusuz'un öyküsünü yeni nesille ve nostaljik olarak Cin Ali'yi özleyenlerle buluşturuyor. Müzeniz açıldı, biz hoş geldik, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Nasıl bir öyküsü var bu müzenin? Müzenin öyküsü aslında hem çok uzun hem de çok kısa. Çünkü daha yeni açıldık müzemiz. Çok yeni bir müze. Ama Cin Ali 1968'de ortaya çıktığından beri başından çok çok hikayeler geçti. Biz son dönemi anlatmaya başlayayım. 2013 yılında biz aile olarak tekrar Cin Ali kitaplarını basmaya karar verdik ve çıkardık. Cin Ali'nin 45. yılıydı. Çıkardığımızda Cin Ali'leri herkes çok büyük bir sevgiyle karşıladı. Benim Cin Ali'm diye karşıladı. Ağlayanlar, koklayanlar, çok duygusal anlar geçirdik. Bize herkes Cin Ali'nin öyküsünü sordu. Cin Ali ne zaman çıktı, nasıl çıktı, yaratıcısı kim? Biz bunları herkese tek tek anlatmaktansa bir müze yapalım. Müzede Cin Ali'nin hikayesini anlatalım dedik. Ama Cin Ali'nin hikayesini anlatmak için yola çıktığımızda arkasındaki hikayenin aslında tek bir hikaye değil, pek çok hikaye olduğunu gördük. Müze çalışmalarına başladığımızda ben müze eğitimi, Ankara Üniversitesi'nin müze eğitimi diye bir lisansüstü programı olduğunu öğrenip oraya gittim. Bu şunun için önemli. O programda öğrendiğim, çağdaş müze nasıl olur? Müzeler nasıl değişti? Bu konuda her geçen gün yeni bir şey öğrenince onları bu müzede uygulamaya çalıştık. Yani klasik müzelerde girersiniz, işte bir sürü yazılan şey vardır. Sıkılırsınız, böyle çok donuk, çok ciddi suratlı yerlerdir. Biz Cin Ali'nin karakterini, ruhunu yansıtan bir müze yapmak için çok uğraştık. Yani 2013'te, 2014'te başladık biz müzenin projelerine. 2019'da, 5 yılda, benim master sürem de 5 yıl sürdü. Tezimle müze aynı anda bitti. O yüzden burada biz birkaç müzeye yetecek fikri çöpe attık.
Ha, onları kullanmayacak mıyız? İleride daha büyük bir müzeye taşındığımızda onları da kullanacağız. Öyle bir hedefimiz var. Ne zaman olur bilmiyorum. Burası mesela ailemiz odası. Bizim en başta başladığımız, tasarımına başladığımız ama en son bitirdiğimiz yerlerden birisi. Çünkü burada çok fazla öykü var. Dediğiniz gibi bir cumhuriyet öyküsü var. Annemin babamın eğitim hayatının öyküsü var. İkisi de köyden çıkıyor. 1940'lardan bahsediyoruz. Köyde yaşayıp okuma olanağının çok zor olduğu bir dönemde köy enstitüleri her iki çocuğun da hayatını değiştiriyor. Sadece iki çocuğun hayatını değiştirmekle kalmıyor. Bir tanesi Cineli gibi bir eser ortaya çıkartıyor. Diğeri ona destek oluyor. Ailelerini hatta köyünü kendileriyle birlikte yukarıya taşıyorlar. Babam Ankara'nın bir köyünden, şu anda Sincan'a bağlı Ayeş'in bir köyünden çıkıp Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde okuyor. Annem Karadeniz'in bir köyünden Trabzon Beşikdüzü Köy Enstitüsü'ne gidiyor. Kader ağlarını örüyor. Annem babamın köyüne öğretmen olarak geldiğinde orada tanışıyorlar ve birlikte devam ediyorlar. Bu arkadaki resimlerde bunu anlatmaya çalıştık. Burada müzelerde genellikle çok fazla yazı olur diye bahsettim. Çok fazla yazı olduğunda okumazsınız, sıkılırsınız. Ama biz burada bu her bölüm birer dakikada okunabilecek bir uzunlukta yazıları koyarak herkesin rahatça okuyup anlayabileceği bir metin oluşturmak için gerçekten çok uğraştık. Umarım başarmışızdır. Kuşkusuz, çok güzel olmuş. Burası annemle babamın kişisel eşyalarının bulunduğu bir alan aynı zamanda. Mesela şu köşede bir tahta bavul var. Bu annemin Beşikdüzü Köy Enstitüsü'ne giderken kullandığı tahta bavul. Hani resimlerde görürüz Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün önünde tahta bavulu, evet. Pek çok genç. İşte o tahta bavullardan bir tanesi. Arka vitrinde babamın yaptığı çeyizi diyeyim, evlenirken yaptığı dolap, makyaj kutusu vesaire onları görüyoruz. Burası onları anlatıyor, anlatmaya çalışıyor. Buradaki bütün odaları biz Cineli kitaplarındaki sahneler gibi düşünün. Yani burası ailemiz odası. İşte bir A sınıfı var, Cineli'nin kitabında bir A sınıfıdır. Posta kutusu 3 bizim Cineli'yi tüm Türkiye'ye nasıl tanıttığımızın hikayesini anlatır. Onun yanında oyun okuma odası var. Aslında oyun okuma odası çok önemli bir mekan. Çünkü Cineli oyunla okuma yönteminin bir parçası olarak çıkıyor. Babam ilkokul öğretmenliği ve birinci sınıf öğretmenliğinin çok önemli olduğunu düşünüyor. Çocuklara okumayı nasıl sevdirebilirim, nasıl eğlenceli hale getirebilirim diye çok uğraşıyor. 1961 yılında çözümlü alfabeyi çıkartıyor. Çözümlü alfabe bir yıl boyunca kullanabileceğiniz, her türlü çalışma yapabileceğiniz bir araç. Bu aracın sınıf için olan 1-20 çapındaki bir modelini yapıyor ve onunla okul okul dolaşıyor. O okullara gittiğinde sinemacı öğretmen geldi diye çocuklar hemen etrafını sarıyor. Onun dışında başka okuma araç gereçleri var. Bunları ortaya çıkartıyor. Sonra diyor ki bunlarla ben çocuklara evet okumayı öğretiyorum ama kitap okumaları lazım. Onun için Cineli serisini çıkartıyor 68'de. Biz bu diğer araç gereçleri de yavaş yavaş tekrar çıkarmaya başladık. Ha bunlar Cineli okumayı nasıl öğrenirseniz öğrenin, okumayı öğrendikten sonra okuyacağınız bir kitap. Diğerleri belli bir yöntemin araç gereçleri ama biz bunları çıkartacağız, devam ettireceğiz. İsteyen öğretmenler kullanabilir. Sonra Cineli Çocuk Bahçesi'nde, Çocuk Bahçesi bölümümüz var. O da Cineli hikaye kitaplarındaki çocuk bahçesini anlatıyor. O çocuk bahçesi de bahçeli evlerdeki filli bahçe. Filli bahçenin başka bir öyküsü var. Cineli Ankaralı. O yüzden bir Ankara'mız odasını yaptık. Cineli'nin Ankara'sı o odanın adı. 1960-70-80'ler. Oradan fotoğraflarda, kartpostallardan taradığımız fotoğraflarda bazı
işte Yapboz ve Bakçevir köşelerimiz var. O dönemin Ankara'sını görüyoruz ve yitirdiklerimizi aslında görüyoruz. Cineri nasıl toplumsal bir bellekte yer edinen bir araç, ürünse işte biz de Cineli ve Ankara ile aslında Ankara'nın geçmişini de hatırlatmaya çalışıyoruz. O belleği de yaşatmaya çalışıyoruz. Berber Fil Odamız var. Berber Fil Odası Cinel'in 9. kitabı. Çoğu kimse bunun hayal ürünü olduğunu düşünüyor. Ben bilmiyorum, hayal ürünü olması mı daha önemli, gerçek olması mı daha ilginç. Biz 68 yılında Berber Fil'i seyretmeye gidiyoruz ailece. Yani öyküde anlatılan şey bizim aslında Berber Fil'e gitmemiz. Berber Fil'i seyrediyoruz. Babam bizim çok sevdiğimizi görünce Berber Fil'i, onu kitap haline getiriyor. Ve biz 1933'te çekilmiş bir Berber Fil sahnesi filmi bulduk, videosu. Oradan yola çıkarak o Berber Fil Odası'nı yaptık. Yani buradaki her şey aslında sadece bizim ailenin geçmişi değil, hepimizin geçmişi. Çünkü Cineli son 50 yılda herkese okumayı, öğretmeyi görev edindi. Cineli'den çok şey bekleniyor. Biz de bunları elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Müzemizin bu sergi alanı var. Müze diye aslında insanların aklına gelen kısım burası. Ama bizim aşağıda hediyelik eşya satışımız, işte ikram bölümümüz, konferanslarımız, seminerlerimizin yapıldığı bir bölüm var. Kütüphanemiz var. Bir çocuk kütüphanesi açtık. Cineli ve bizim çocukluğumuzun kitaplarını topladık. Çocuk kütüphanesi ve eğitim araştırmaları kütüphanesi. Çocuklar buraya geliyorlar. Kütüphanede etkinlik yapıyoruz ve çıkarken ben sonsuza kadar burada kalabilirim diyorlar. Ya da bir bazıları bütün etkinlik boyunca gülüyor ve çıkarken gülmekten yanakları mağrıdı diyerek çıkıyor. Burası, yani Cineli'yi bastığımızda bizim hedef kitlemiz, evet, Cineli'yi okumuşlardı. İlk hedef kitlemiz, ama sonrasında asıl hedef kitlemiz aslında bizim 7'den 77'ye herkes. Çünkü burada insanların çocukluğu var. Buraya geldiklerinde, bu müzeyi dolaştıklarında özellikle sınıfta herkes birden o 7 yaşındaki haline gidiyor. Müzemizde işte bazı şeyleri kendimiz özgü yapmaya çalıştık demiştim. Vitrin içindeki şeylere dokunamıyorsunuz ama onun dışındakilere dokunabilir gelen ziyaretçi, onlarla oynayabilir. Ha mesela şey var, Cineli 6 noktada köşemiz var. Cineli 6 noktada annem köyler okulu öğretmeni, oradan yola çıkarak yaptığımız bir proje. 51 yılında Ankara'da ilk köyler okulu kuruluyor. Annem orada 9 yıl öğretmenlik yapıyor. Annemin öğrencileriyle hala görüşüyoruz. Ama baktık ki onlar Cineli'yi bilmiyorlar. Biz, evet, gören çocukları öğretiyoruz ama görmeyen çocuklar niye Cineli'den mahrum kaldılar diye bir proje geliştirdik. Cineli'nin Braille alfabesinde kitaplarını bastık. Bir yardım programına katıldık. Oradan aldığımız destekle Türkiye'deki 17 tane köyler okulu var. Devletin köyler okulu var. Onlardaki birinci sınıf öğrencilerine Cineli kitaplarını gönderiyoruz. Mesela onlarla ilgili hiçbir şey bilmiyormuşuz. Onlar hakkında, yani bir görmeyenle nasıl iletişim kurulur, nasıl davranılır, onlar hakkında bilgimiz artıyor. Mesela biz bir şeyi tarif ettiğimizde onların anlayacağını düşünüyoruz ama aslında öyle değilmiş. Onların şekil eğitiminden geçmesi gerekiyormuş. Biz Cineli kitaplarını Braille alfabesine basarken gene üstte şeyler, resimler, altta yazı olacak diye düşündük ama öyle olmuyormuş. O küçük, her yaptığınız kabartmayı onlar anlayacak diye bir şey yok. Böylece şekil, yani Cineli'nin şekil eğitimini vermek için büyük levhalar yaptırdık. Cineli karakterlerini, oyuncaklarından, hayvanlarından bazılarını kabartma yaptırdık ki onlar bunu dokunarak öğrensinler. Yani bu müzede anlatılacak çok şey var. Bu müzenin arkasındaki hikaye, Cumhuriyet, eğitim tarihi, köy enstitüleri, Cineli, hepsini anlatmak isterim tabii ki. İnşallah başka bir zaman.
Biz herkesi bekliyoruz müzemize. Herkes kendinden bir parça bulacaktır mutlaka. Peki, şimdi anladığım kadarıyla 7'den 70'e herkese, her nesle, hatta görme engellilere, belki işitme engellilere, yani toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama sizi en çok mutlu eden, bu büyük projeyi hayata geçirip bu mücadeleye ömrünüzü adamış biri olarak en çok mutlu eden şeyi merak ettim sizi anlatırken. Yani küçücük bir çocuğun ilk kez Cin Ali ile tanıştığı ve onu sevdiği o an mı? Yoksa Cin Ali ile okuma yazmayı öğrenmiş ve onun kitaplarıyla büyümüş birinin buraya geldiğinde yaşadığı nostalji mi veya hepsi birden? Aslında tabii hepsi birden. İlk defa kitabı çıkartıp ilk kitap fuarına katıldığımızda biz oturuyoruz böyle. Karşıdan birileri kollarını açmış gülerek geliyor. Birbirimize baktık, senin arkadaşın mı? Yok, senin arkadaşın mı? Cin Ali'nin arkadaşıymış. Kitap fuarlarında herkes böyle gayet ciddi dolaşır ama bizim standı görünce herkes önce bir bakıyor, sonra kocaman bir gülümseme ve koşarak bizim standa geliyor. Ya da oradan arıyor, bak ben Cin Ali'yi buldum, buraya gelir misin diyor. İlk fuara katıldığımızda herkes yanındaki çocuğa, bak çocuğum bu benim okuduğum ve en sevdiğim kitap diyordu. Sonraki fuarlarda çocuklar geçerken Cin Ali'yi biliyor musunuz diye sorduğumuzda, aa evet annemle babamın en sevdiği kitap demeye başlamışlardı. Son fuarda çocuklar, aa Cin Ali, ben Cin Ali'yi çok seviyorum diyerek gelmeye başladılar. Onun için her an bizim için çok önemli ama belki şunu söyleyebilirim, biz müze kurma fikri olduktan sonra biz insanlar Cin'in hikayesini anlatacağız, bir şeyler yapacağız, bir çabamız var ama bir vakıf kuralım dedik. Vakıfla biz bunu daha ileriye taşıyabiliriz. Bir de vakıf kamunun malı. Herkes gelip kendi projesini burada anlatabilir. Çünkü Cin Ali'yi gören herkes, aa çok seviyorum, benim Cin Ali'm diyor. Sonra Cin Ali'yle şöyle yapabilir miyiz diyor. O zaman buyurun, gelin anlatın deme olanağımız var. Vakfı kurmaya başladığımızda biz vakıfta ailemizden, yani sadece ben ve ablam ve ailelerimiz değil, aynı zamanda kuzenlerimizle birlikte bunu yapalım dedik. Çünkü Cin Ali 1968'de her şeyi evden yapıyorduk. İnsan gücüyle yapıyorduk ve yardıma ihtiyacımız olduğunda işte dayım, teyzem, işte yengem, onlar katılıp bize yardım ediyordu. Bütün kuzenlerim bu havanın içinde büyüdü. Çünkü o yüzden bizim kadar işte kuzenlerimizin, akrabalarımızın da hayatında çok önemli bir yeri var Cin Ali'nin. Böyle bir şey yapacağız dediğimizde tamam biz de varız dediler. Bizim vakfın yönetim kurulu kuzenlerimizle birlikte 12 kişiden oluşuyor. Buradaki bu mekanı kuzenim iç mimar Ayşe Gülpeker, onunla birlikte yaptık. İşte herkes kendince bir desteği verdi. Maddi, manevi, iş gücü. Zaten doğal gönüllümüz onlar, her yerde Cin Ali'den bahsediyorlar. Biz bunu hep birlikte yapıyoruz. Sonra tabii arkadaşlarımız, sadece kuzenlerimiz değil, arkadaşlarımız gelmeye başladı. Ben Cin Ali'yi çok seviyorum diye gönüller gelip bizle çalışmaya başladı. Vakıf olarak sadece müzeyi açmakla kalmadık. Geçen sene bir çocuk şarkıları yarışması düzenledik 50. yılında. 76 eser katıldı. Jüri üyelerimiz, yani Türkiye'nin değerli bestecileri, müzisyenleri katıldı. Geçenler 20 Ekim'de onun ödül törenini yaptık. İzmir'de bir okul Cin Ali projesi başlattı. 5 yıldır devam ediyor. Şimdi ikinci okul var İzmir'de. Biz her sene onlara gidiyoruz. Cin Ali günleri yapıyorlar. Bir belgesel hazırladık. Biz müzeyi yapmaya başladığımızda belgenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Sonra dedik ki yani biz bu süreci belgelemeliyiz. Yani biz içindeyiz, çok önemli görmeyebiliriz ama bir süre sonra bu önemli bir duruma gelecek. Biz müzeyi sadece yapım aşamasını belgelemek diye başladık. Sinema filmi gibi bir şey çıktı aslında. Ve elimizde çok ciddi bir kayıt var. Yani bu nasıl müzeyi yaparken 5 müzelik
fikri dışarı attık. Belgeselde de hani 5 belgesel yapacak kadar malzeme var. 7 Kasım Perşembe günü biz onu göstereceğiz. Belgeselde mesela işte 30-35, yani taş çatlasa 40 dakika olmaz. Sonrası sıkar diye yola çıktık ama belgeselimiz 85 dakika ve sıkmıyor. Tabii bu benim fikrim. Sonuçta biz buraya çok öznel yaklaşıyoruz. Bizim bir parçamız. Kütüphanemizde yapacağımız bazı projeler var. Hani bundan sonrası için de çok fazla projemiz var. Ama şu anda belgeseli göstermenin heyecanı içindeyiz. Onları şu an hani toparlayıp söyleyemeyeceğim bile ama çok ciddi bir emek var burada. Çok ciddi bir çalışma var. Tabii müzeyi açtık. Hani görücüye çıkıyoruz şimdi bir yerde. Umarım herkes de beğenecektir. Hiç kuşku yok. Evet, bekliyor. Herkesi bekliyoruz, fikirlerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Çok sağolunuz. Biz de sevgili seyircilerimiz için aynı çağrıyı yineleyelim sevgili seyircilerimiz. Bizler ölümlüyüz, ölümlü canlılarız ama Cin Ali bugün de yaşıyor, yüzyıllar sonra da yaşayacak ve o bizim kültürel mirasımızın bir parçası oldu ve olacak. Bu nedenle geçmişinizden bir parça için, bu anı yaşamak için ve çocuklarınıza da anlatmak için gelin bu keyifli mekanda bir gün geçirin diyelim ve günceyi bugün de bu güzel mekandan noktalayalım. Hafta içi her akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.